Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok farklı bir tarifle geldim arkadaşlar. Müthiş lezzetli bir baharat karışımı. Bu karışımı makarnalarda kullanabilirsiniz. İtalyan miraculi tadında inanılmaz bir karışım arkadaşlar. Şiddetle sizlere de denemenizi tavsiye ediyorum. Vereceğim ölçüler oldukça fazla bir baharattır. Bu baharatları biz fazlaca yapacağız. Kavanozumuza dolduracağız ve elimizin altında her an hazırda olacak kullanım için. 3-5 ay saklayabiliriz. Hiçbir şey olmaz. Onun için fazlaca yapıp koyacağız. Evet, baharat karışımımız için gerekli olan malzemelerimiz 1 yemek kaşığı kereviz tuzu arkadaşlar. Bu şekilde satılıyor. 3 yemek kaşığı fesleğen. 2 yemek kaşığı dağ kekiği. 1 yemek kaşığı kekik. 2 yemek kaşığı sarımsak kurusu arkadaşlar. Dilerseniz kendiniz de kesip kurutabilirsiniz. 2 yemek kaşığı soğan kurusu aynı şekilde kurutabilirsiniz ya da bu şekilde satın alabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı karabiber. Yaklaşık 1 tatlı kaşığı rozmarin. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber. 1 yemek kaşığı şeker. 1 çay kaşığı zencefil. Yarım çay kaşığı beyaz karabiber. 1 yemek kaşığı bilyon, sebze bilyonu arkadaşlar. Bu şekilde hazır satılıyor. Evet, ayrıca 150 gram iri deniz tuzu. Ve 60-70 gram arası kurutulmuş domates. Baharatlarımızın malzeme listesini açıklama kısmına yazacağım. Dilerseniz açıklama kısmından malzeme listemize ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kurutulmuş domatesimiz yaklaşık burada 70 gram kadar kurutulmuş domates vardı. Baharatlarımızın hazırlanışı. Öncelikle domates kurumuzu mikser kabımıza alıyoruz ve ufaltıyoruz. Ben Thermomix ile 20 saniyede en yüksek ayarında çalıştırdım ve çok küçük bir şekilde ufalttım. Gördüğünüz gibi. Siz mikserinizde biraz daha fazla uzun süreyi artırabilirsiniz. Daha sonra geri kalan tüm baharatları ve iri deniz tuzumu ekleyip tekrardan kısa bir süre makinemi çalıştırdım. Tüm baharatları birbirine yedirttim. Eğer biraz taneli istiyorsanız süreyi kısaltabilirsiniz bu esnada. Evet, gördüğünüz gibi tüm baharatları ilave ediyorum. Evet, baharatlarımız bu şekilde karışıyor. Elde etmiş olduğum bu baharat karışımından arkadaşlar sizlere nasıl kullandığımı da göstereceğim videomun ilerleyen kısmında. Müthiş lezzetli bir makarna oluyor arkadaşlar. Şiddetle sizlere de bu spagettiyi denemenizi tavsiye ederim bu karışımla birlikte. Artık favoriniz olacaktır, emin olun. Evet, elde etmiş olduğum baharat karışımım bu şekilde. Bunu kavanoza dolduracağım ve İhtiyacım olduğunda sadece 2 yemek kaşığı kadar alacağım, kullanacağım. Lezzet vermek için soslarımda kullanacağım, makarna sosumda.
sosu bile inanılmaz müthiş güzel. Düşünebiliyor musunuz lezzetini bu karışımlardan? Dediğim gibi kesinlikle deneyin derim arkadaşlar. Her evde bulunan malzemeler, baharatlar aşağı yukarı. Olmayan baharat da varsa hiç sorun değil. Sanırım o kadar da lezzet değişmez. Ama yine de marketlerden alabilirsiniz. Tüm baharatlar satılıyor çünkü. Evet, baharatımızı nasıl kullanıyoruz arkadaşlar? Ben bu şekilde kullanıyorum. Sizlere de göstermek istedim. Öncelikle derin bir tavamıza veya tenceremize sıcak suyu alıyoruz. Tuzunu ilave ediyoruz. Kaynamış su tabii ki olacak. Kaynadıktan sonra spagettimizi koyup haşlamaya bırakıyoruz. 7-8 dakika biraz al dente kıvamına geldikten sonra ocaktan alıyoruz ve suyunu başka bir kabın içerisine süzüyoruz. Bu suyu da daha sonra kullanacağız sos yapımında. Tamamını kullanmayacağız. Bir miktar bize lazım. Evet, süzdükten sonra soğuk suya tutmuyoruz makarnamızı. Evet, burada sadece 2 yemek kaşığı, silme 2 yemek kaşığı baharat karışımım var. 2-2,5 yemek kaşığı domates salçam. Salça arkadaşlar ekşi değil. Normal satılan marketlerdeki salça olacak. Kaliteli bir salça olacak. 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ve birazcık da zeytinyağı. Yaklaşık baharat karışımı 30 gram geliyordu. Domates salçası da yaklaşık 190 gram geliyordu. Eğer gram ölçünüz varsa bu şekilde de ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, tavamıza öncelikle tereyağımızı, zeytinyağımızı alıyoruz. Erittikten sonra salçamızı ekliyoruz ve kavuruyoruz. Hafif bu şekilde kavurduktan sonra baharat karışımımızı ilave ediyoruz. Baharatlarla birlikte salçamızı devam kavuruyoruz. Orta ateşte kavuralım bu işlemleri. Daha sonra haşladığımız sudan bir miktar kontrollü bir şekilde ilave edeceğiz. Yaklaşık 2 kepçe kadar arkadaşlar. Ben ölçmedim ama göz kararı kontrollü bir şekilde çok çorba olmayacak şekilde ilave edelim. Ve sosumuz kaynadıktan sonra da haşlamış olduğumuz makarnamızı içine ekleyelim ve sosumuzla birlikte makarnamızı kısa bir süre devam pişirelim. Al dente kıvamında haşladığımız için makarnamızı sosumuzla birlikte devam pişireceğiz ve tam kıvamında olacaktır. Evet, artık makarnamız pişti. Müthiş sosu ile birlikte özleşti. Servis tabağına daha düzgün bir görüntü almak için kepçe ve büyük bir çatal yardımı ile bu şekilde döndürerek şekil verebilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz bu şekilde fesleğen yaprağı, varsa parmesan peynir rendesi serpebilirsiniz. Makarna deyip geçmeyeceksiniz. Ben makarnaları çok severim. Bunun için farklı soslarla denemeyi bayılıyorum. Kremalı olsun, bu şekilde salça soslu olsun. Birçok değişik tarifleri de sizlerle paylaştım. Mutlaka bu tarifimi de denemenizi tavsiye ediyorum. Baharatlar çünkü inanılmaz lezzet veriyor yemeklere. Bir de makarnayı bu şekilde haşlayın derim. Normal salçayla yaptığınızdan binlerce kat fark olduğunu göreceksiniz, lezzet farkını. Evet, gördüğünüz gibi bu tabaklar benim kızım ve arkadaşı içindi. Kızım çünkü makarnayı çok seviyor. Bu baharat karışımı da bana çok kısa bir sürede dayanmayacaktır, bitecektir. Çünkü sık sık yapacağım için kısa bir sürede tüketeceğiz biz bu baharatı. Evet, bu şekilde saklama kavanozumu aldım ve bu şekilde
Dolabıma koydum çekmeceme. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Evet, bugünlük bu kadardı. Bu şekilde tariflerimi istiyorsanız, hala kanalıma abone değilseniz, hemen şimdi abone olarak ve zil sesini açarak beni yakından takip edebilirsiniz. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.